Bugün tiyatromuza tarih konuşmaları serimizin bu sezon için son oturumu adına bir araya geldik. Tiyatromuza tarih konuşmaları serimizde temel olarak tiyatro tarihine bütüncül ve eleştirel bir yaklaşım getirerek yeni tartışma alanları oluşturmanın yanı sıra tiyatro tarihimizde kültürel bellek arasındaki ilişkiyi de vurgulamak için gerçekleştiriyoruz. Bugünkü konuğumuz da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji bölümünden değerli hocamız Nurgül Pirid'in oğlu. Bugünkü başlığımız ise tiyatro tarihi ve tarih yazıcılığı, tanımlar, tartışmalar, yeni yaklaşımlar olacak. Kısaca Nilgün hocamızı tanıtmak isterim sizlere. Lisans derecesini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji ve Sanat Tarihi bölümlerinde tamamladı. Yüksek lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ana bilim dalında hazırlamış oldu. Modern Türk tiyatro edebiyatında gayrimüslim Osmanlıların temsili 1871-1912 başlıklı teziyle aldı. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji ana bilim dalında Tanzimat'tan Erken Cumhuriyet'e Tiyatro ve Eğitim İlişkisi Mektep Temsilleri 1896-1936 başlıklı teziyle 2015 yılında doktorasını tamamladı. Çeşitli bilimsel dergilerde ve kitaplarda makaleleri yayınlandı. Osmanlı Tiyatrosu, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Tiyatrosu, Geleneksel Halk Tiyatrosu ve tiyatro tarihi yazıcılığı alanlarında akademik araştırmalarını sürdürmektedir. Lütfen mikrofonlarınızın etkinlik boyunca kapalı olduğundan emin olun. Etkinliğin kaydedildiğini de belirtmek isterim. İlerleyen günlerde Türkiye Tiyatro Vakfı YouTube hesabından bu videoya ve daha önceki gerçekleştirmiş olduğumuz konuşmalarımızın kayıtlarına ulaşabilirsiniz. Sorularınız olursa konuşmanın sonunda soru cevap kısmımız olacak. Ancak beklemeden chat bölümünden de bize aktarabilirsiniz. Daha fazla uzatmadan Nilgün hocamıza bırakıyorum sözü. Buyurun hocam. Teşekkür ederim Utku. Öncelikle davetiniz için teşekkür ederim. Senin bu güzel sunumun için teşekkür ederim. Ben de çok aslına bakarsan katılanlara da teşekkür ederim. Hoş geldiler. Çok da uzatmadan aslında yavaştan yeterli şeyi de sürede bekledik. Yavaştan başlayayım istersen. Tabii hocam, Bugün buyurun. yani sunumun amacı aslına bakarsanız şöyle toparlayabilirim. Sadece geçmişteki her türlü tiyatro pratiği üzerine yazarken değil, çağdaş gösterimler, tiyatro ile ilgili olaylar üzerine yazarken de anlatılarımızı bir takım seçimlerle inşa ediyoruz. Dolayısıyla tiyatro tarihi yazıcılığı üzerine akademik çalışmalar, aslında tiyatro tarihi üzerine de akademik çalışmalar sadece geçmişin değil, şimdinin arşivlenmesi bağlamında da oldukça önemli yol gösterici metotlar sunuyor. Bir açıdan da çok kışkırtıcı bir alan benim adıma. Bugün tiyatronun performansın kendi dinamikleri, farklılıkları bağlamında bu akademik disiplinin nasıl şekillendiğini ve ülkemizde ve dünyada bu alanda yapılan güncel bilimsel araştırmalara değinmeye çalışacağım. Ama öncelikle tabii ki bizde bir kavramı biraz netlemek gerekiyor. Tabii ki burada çok fazla tartışma var. Özellikle de tarihçiler arasında da yani hani terimin kullanımı her makalede bile bazen değişebiliyor. Ama ben genel geçer ve çok basit düzlemde bir tanımla başlamak isterim. Bir yandan da izninizle şu ekranımı da hazır bulunsun paylaşayım. Aslında Yunanca historiografya kelimesini Rosemary Bank iki kelimenin birleşiminden oluştuğunu söylüyor. Historios ve grafia, yani kayıt ve kaydın ilişkilendirmesi ve düzenlenmesi. Bu bir yanıyla da diyor aslında Bank, sözcüğün tartışmalı yönleri kaydı neyin oluşturduğu ve nasıl olması, düzenlenmesi gerektiğiyle ilgili zaten. Bizde yani bizde derken aslında şeyde de sanırım ilk başlarda dünyada da tarih yazımı, tarih yazıcılığı, historiografi kelimeleri birbirinin yerine kullanıldığını görüyoruz. Bu kafa karışıklığını kısaca ortadan kaldırmak için de hemen kaba bir tanıma başlayacağım. Aslında tarihi olayların, olguların yazımına atıfla kullanılan atıfla da kullanılıyor historiografi kelimesi. Yani writing of history gibi. Ama aslında tarih yazımı terimi aynı zamanda tarihsel yazının teorisini ve tarihini de ifade ediyor. Yani aslında çok basit bir şekilde tarihin tarihi olarak tanımlanabilir.
tarih yazımı tarihin nasıl, kimler tarafından ve neden bu şekilde kaydedildiğinin incelenmesini içeriyor. Ayrıca tarihsel olayların tarihçiler tarafından zaman içinde yeniden yorumlanıp yorumlanmadığını ve nasıl yorumlandığını da inceliyor. Ben burada bizim tabii ki sosyal mecralarla da, sosyal mecralarda da biraz tabii şey yapıyorum, dolanıyorum bir şeyler hakkında hazırlık yaparken insanların algısını. Buna dair Ekşi Sözlük'te çok güzel bir şey vardı. Entry sahibinin de Polijin diye bir mahlaslı. Şöyle diyor, tarih yazımı hakkında söylenecek en doğru şeyleri Brecht söylemiştir bir şiirinde diyor. Bu çoğumuzun aşina olduğu bir şiir. Bu şiirde Brecht'in yaptığı aslında bir yanıyla, yani tabii ki bu bir şiir ama en nihayetinde burada yaptığı şey tarihi yazanları ya da yazılan tarihin eleştirisi. Meşhur Yedi Kapılı Tebaî Şehri, Kur'an kim? Kitaplar yalnız kralların adını yazar diye çoğumuzun aşina olduğu bu şiir aslında bir tarafıyla da tarihin nasıl yazıldığı, kimler tarafından yazıldığını bir şey güncel, yani daha doğrusu biraz daha magazinel tarafından bakmaya çalıştım. Ama burada şey, tabii ki burada Brecht daha materyalist bir tarih anlayışıyla bakıyor. Tek bakış açısı bu değil. Burada tabii özetle aslına bakarsanız tarihçilik, tarih yazımı, historiografi tarihin tarihidir dedik. Olayları tarihsel analize tabi tutmak yerine historiografinin konusu olayın tarihinin tarihi, yazılma şekli, üzerinde yazanların zaman içinde takip ettikleri ve bazen çatışan hedefleri ve bu tür çatışmaların söz konusu gerçek olaya ve tarihin doğasına ilişkin anlayışımızı nasıl şekillendirdiği üzerine bakıyor aslında. Tarihin tarihi. Buna dair de yine ben hepimizin çok yakinen bildiği bir örnekle somutlamak isterim bu şeyi, tanımlamayı. Çoğumuzun bildiği bu alanda tarih yazıcılığı bağlamında da önemli bir örnek Türkçe'de. Fırat Güllü'nün Bartolyan Kumpanyası ve Yeni Osmanlılar adlı kitabının Türkiye'de Osmanlı Tiyatrosu Tarihçiliği başlıklı giriş bölümü aslında tam da tarihin tarihi. Yani bizim Osmanlı, Türkiye ve Osmanlı Tiyatrosu tarihine üzerine yazanların yazma biçimlerine, yazma motivasyonlarına bakan güzel bir örnek olarak yine bildiğimiz bir metin olduğu için onu örnek gösterebiliriz. Neyi sorguluyor tarih yazımı? Ne soruyor aslına bakarsanız? Burada aslında tarihi kim, hangi gündemle, yani hangi ajandayla, hangi amaç doğrultusunda yazıyor? Bir tarihçi geçmiş olayları bugünün bakış açısından analiz ederek ne kadar doğru olmayı, gerçeği sunmayı umabilir ya da bunu ne kadar başarabilir? Buna bakıyor. Cinsiyet, yaş, ulusal ideolojik mensubiyet, etnik mensubiyet, den etkilenerek aslında etkilenen kendi bakış açısını tarihçinin yazma edimine etkisine bakıyor. Kaynak seçiminin kendisine bakıyor. Kaynak seçiminin nasıl aslında oluşturulan, üretilen metne etki ettiğinden onları analiz ediyor. Tabii bütün bunlardan sonra aslında tarih üzerine çok ciddi bir literatür var. Tabii ki bütün bunların burada kısa sürede yapabileceğimiz bir şey değil ve tabii ki bunun üzerine çok uzmanlaşmış, tarih disiplinine kendini adamış önemli isimler de var. Ama ben kendimce şöyle bir şey de çizmeye çalışıyorum. Tarihi, yani tiyatro tarih yazımına bakmadan önce aslında tarih de çok eski bir özerk bilim dalı değil. Onun da biliyorsunuz, yani çoğumuzun bildiği üzere tarihin, yani 19. yüzyılda Leopold von Ranke'nin etkisiyle bilimsel bir yöntemi, yaklaşımı olan bağımsız bir akademik disiplin kimliğine kavuşuyor. Ve 19. yüzyılda başlayan bu süreç aslına bakarsanız 20. yüzyılın başına kadar da devam ediyor. Yani tarihin, yaptığı tarihini bir kenara bırakalım şimdilik, tarihin aslında bir bilimsel hüviyete, bilimsel ayrı özel bir disiplin olarak ayrı bir hüviyete kazanması 19. yüzyıl. Aslında dolayısıyla şey de tesadüf değil, biraz sonra göreceğiz. 20. yüzyılın başına doğru tiyatro tarihinin edebiyat tarihinden özelleşmesi de bu anlamda işte bir sürecin nihayeti. George Eagers, Rankin'in amacının tarihi profesyonel olarak eğitim görmüş tarihçiler tarafından icra edilen pozitif bir bilime dönüştürmek olduğunu söylüyor. Tarih hem bilimsel bir disiplin hem de bir kültür kaynağı olacaktı diyor. Burada da aslına bakarsanız dediğimiz gibi çok yeni, hatta kimi tarihçilere göre
müfredatlara girmesi bile çok uzun bir zaman oluyor. Yani ayrı bir araştırma dersi olarak. 20. yüzyıla gelindiğinde tarih Avrupa ve Amerika üniversitelerinde titiz yöntemlere dayanan arşiv belgelerinden ve yeni tarihsel kaynaklardan yararlanan profesyonel bir disiplin olarak yeni yeni kurumsallaşıyordu ki aslına bakarsanız burası bizim tiyatro tarihi için de önemli ki 20. yüzyılda biliyorsunuz yani 2. Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan hayal kırıkları ve şimdi adeta böyle anonimleşmiş bir tabirle büyük anlatılara duyulan inancı derinden sarsmaya başlıyor, sorgulatıyor. Tabii bu büyük anlatıların deyince aklımıza gelen ideolojiler vesaire ama tarih de bunlardan biri. Bu durum tarihin alanı içinde de tartışma, içinde de tartışmasız aslına bakarsanız bir yarılmaya, kırılmaya, tarihi sorgulamaya yönelik çalışmaları başlatıyor. Dolayısıyla 20. yüzyıl hem de tiyatro tarihinin edebiyat tarihinden özel bir bilim alanı olarak ayrılması aslına bakarsanız bir tarafıyla tam ayrılırken başka bir kırılmayla yani yüzyılın başında ayrıldığını düşünelim biraz sonra konuşacağız. Yüzyılın ortasında 20. yüzyılın ortasında başka bir kırılmayla hali hazırda kurumsallaşan yapı tekrar sorgulanmaya başlıyor. Biraz şimdi yavaştan aslında bizim tiyatro tarih yazımı alanına girelim derim. Ve burada da çok önemli bir çalışma var. Yani birçok çalışma var ama en önemlilerinden biri çok literatürde referans alınan bir çalışma. Ronald Vince'in Theater History as an Academic Discipline adlı makalesi. Yani bir akademik disiplin olarak tiyatro tarihi. Burada Vince bu makaleyi yine bunu hatırlayalım 1989'da yayınlanan bir kitapta editörlü Thomas Postlewaite'in editörlüğünü üstlendi bir kitapta şey yapıyor, ne derler yazıyor. Burada önemli olan 1989 tarihi, işte o kırılmaların, 20. yüzyılın ikinci yarısındaki kırılmaların sonuçlarının verilmeye başladığı bir tarih olarak okunabilir. Burada da Vince aslında antiklerden başlıyor. Tiyatronun tarihi, tiyatro ve tarih ilişkisi, tiyatronun tarihle, edebiyatla ilişkisi vesaire. Çok ciddi şey bir makale, başvuru niteliğinde bir makale. Burada uzun uzun makaleyi tabii ki anlatamam ama biraz bize doğru çekmeye çalışabiliriz bu mevzuyu. Bize doğru derken bize ya yani zamansal olarak şöyle aslında Vince 1700'e gelindiğinde diyor İngiltere, İspanya ve Fransa'nın büyük ulusal tiyatrolarının yavaş yavaş aslında üzerine yazımlar başladığından bahsediyor. Burada ama dikkatlerin çoğu diyor tiyatrolar ve oyuncularla ilgili bazı düşüncelerin eklendiği dramatik edebiyat tarihleriydi. Başlangıçta oyun yazarlarının fakat daha sonra aynı eşit derecede güçlü bir eğilimle oyuncuların da biyografilerinin bu kitaplara sızdığından bahsediyor. Burada yine enteresan bir tespit. Tiyatral konuların yayınlandığı en yaygın biçim tarihsel anlatıdan ziyade diyor, tarihsel anlatıdan ziyade sözlüktü. Bu tür derlemelerin merkezinde tarihsel gelişim, etki veya neden sonuç kaygılarından ziyade dramatik edebiyat, biyografi, değerlendirmeye dayalı yorum ve anekdotlar yer alıyordu diyor. Burada şöyle bir durum var. Bu sözlük meselesi bizim 1930-40'larda da, 40'larda da gördüğümüz özellikle gazete, yani mesela Servet-i Fünun'da şeyi hatırlıyorum. Neyse bunlara sonra geliriz ama Servet-i Fünun'da Nait Bilgan'ın sözlük tarzında Türk tiyatrosu tarihi tefrikalarını hatırlıyorum. Bu sözlük muhtemelen buralara da dayanan bir şey. Sözlüklerle bu tarihin anlatılması. Burada dediği gibi neden sonuç kaygılarından ziyade dramatik edebiyat, biyografi, değerlendirmeye dayalı tekrar edersek anekdotların yer aldığını görüyoruz. Bu durum 18. ve 19. yüzyıllarda ortaya çıkan sayısız hatıra, biyografi ve otobiyografide de devam ediyor. Bunlardan mesela bir tanesi yine bir sözlük. Mesela Claude ve François Parfait kardeşlerin Paris tiyatroları üzerine bir sözlüğü meşhur o dönemde hazırladıkları. Burada dediğim gibi bu anekdotlardan vesaireden. 18. yüzyıl önemli araştırmacıların da ortaya çıktığı bir dönem. Bu Parfait kardeşler bunlardan bir tanesi onların çalışmaları. İspanya'da
Cassiano Pellicer yine bu dönem önemli çalışmalardan biri, onun yaptıkları. İngiltere'de şey var, Edmund Morin. Bunlar niye önemli? Çünkü bunlar aslına bakarsanız yavaş yavaş aslında arşiv araştırma, tiyatro tarih yazımında ziyade ciddi arşiv anekdotlardan vesaireden ziyade ciddi arşiv araştırmalarını getiren isimler olarak Vince bu isimlerin altını çiziyor önemli makalesinde. Yine bu dönem başka yazarlar da var. Enteresan Luigi Riccoboni neydi o? İtalyan tiyatrosunun, Paris'teki İtalyan tiyatrosunun oyuncularından aktör ve yönetmen. Bunun ilginç yanı şu, bu biraz daha aslında Vince'in değerlendirmesine göre diğerleri biraz daha ulusal, yerel gördüğünüz gibi Paris, İngiltere, işte ne bileyim İspanya. Burada biraz daha evrensel bir tarih diyebileceğimiz bir yerden bakmaya başlamış. Ve Riccoboni şöyle bir tarafı da var. 1738'deydi yanlış hatırlamıyorsam yazıyor. 1741'de bu İngilizce'ye çevriliyor. Bu da aslında bakarsak şey açısından çok enteresan. Yani o metin İngilizce'ye çevriliyor, bir dolaşıma giriyor. Bu da önemli, dikkat çekici bir durum. Bu tarihi evrensel tiyatro, yani evrensel tabii tırnak içinde söylüyoruz. Bunun sınırları belli. Avrupa'nın biraz sonra da konuşacağımız daha sömürgeci, işte tırnak içinde uluslaşmaya doğru yaklaşmış devletlerinden, ülkelerinden oluşan bir evrensellik tabii ki. Onun dışında oyuncu, oyun yazarı ve tarihçi Dibdin'den bahsediyor Vince. Ve onun yine İngiltere sahnesi üzerine yazdığı önemli bir kitabından bahsediyor. Bu kitapta şu açıdan önemli diyor Ronald Smith. Buradaki temel mesele de bir oyuncunun deneyiminin de, daha doğrusu tiyatro tarihinde deneyimin de tarihin temel kaynağı olan kanıtlar gibi, belgeler kadar önemli olduğuna yaptığı vurgu. Bu da dönemine göre önemli bir detay takdir edilecektir ki. Diğer bir önemli isim olarak da Pietro Napoli Signorelli'yi işaret ediyor. Buradaki bu İtalyan yazarın kitabının alameti farikasını da şey olarak bahsediyor alameti farikasından. Diyor ki aslında çok özel bir kurum olarak Batı tiyatrosunun ilk tarihi olduğunu söylüyor. Ve tiyatro Signorelli'ye göre diyor bir toplumun tam olgunluğunu ifade eder ancak son tarihte kendi kendini üreten bir kurumdur diyor. Ve daha kapsamlı buluyor o zamana kadar yazılanlara nazaran. Evet aslında 18. yüzyıl tiyatro tarihçiliği bu aktarımlardan da anlayacağımız gibi tarihsel ilerleme fikrinden devam ediyor. Bütün bu isimler, baktığımız isimler, Vince'in bize işaret ettiği isimler araştırmalarını edebiyat çalışmasından farklı bir disiplinin gerektirdiğini tiyatro tarihi çalışmalarını öne atmasıyla aslına bakarsanız önemli adımlar olduğunu söylüyor 19. yüzyıla doğru ilerlerken ve aslında yine de tabii ki bu tarz tiyatro tarihleri yazılıyor ama halihazırda şey değil. Yani özelleşmiş, kopmuş edebiyat tarihinin alanından kopmuş bir tiyatro tarihi yazımından bahsedemiyoruz. Fakat 19. yüzyılın biraz daha ileri gittiğinden söz edebiliyoruz. 19. yüzyılda verilen eserlerde aslında yine Batı tiyatrosu üzerine verilen eserlerde aslına bakarsanız performansların yani daha bale, opera, saray eğlenceleri, makine oyunları gibi edebi olmayan veya yarı edebi biçimlere de büyük önem verildiğinden bahsedebiliriz. Yine çok önemli bir nokta 19'a doğru giderken 19'da yine önemli bir şey. Tiyatro tarihinin birinci kanıtları artık dramatik nitelikte dramatik metinlerden, biyografilerden veya da toplanan eleştirel görüşlerden, anekdotlardan oluşmuyor. Aynı zamanda bunun yerine dekor, tiyatro mimarisi, aydınlatma ve bir prodüksiyon kurmanın detayları, seyirci çekmenin lojistik ve ekonomik yönleriyle de ilgilenen tarih anlatılarına rastlıyoruz. Bu da önemli. Yavaş yavaş o kendi tiyatronun kendi bileşenlerini ortaya koyması ve kendini edebiyattan ayırması bağlamında önemli adımlar olarak zikrediliyor. Tabii bizim de biraz artık bizim de Batı tiyatrosuyla tanışıklığımızın başladığı bu 19. yüzyıl sonu, 20. yüzyıl başı. Aslında biz Batı tarzı tiyatroyla tanışırken Batı'da tiyatro tarihi de özel bir kurum olmaya, bilim dalı olmaya doğru evriliyor. Tiyatro bilimi
diyoruz. Yani buna biraz sonra detaylandıracağım. Ama burada tabii tiyatro tarihini de kapsayan bir şey söz konusu. Aslında bunun kurucusu olarak gösterilen birkaç isim var. Bunlardan biri de Max Herrmann. 20. yüzyılın ilk yıllarında Almanya'da tiyatro tarihini bağımsız bir üniversite disiplini olarak kurma çabalarının temelinde tiyatro tarihini tam olarak aslına bakarsanız edebiyat tarihinden ayırmadaki ısrar var. Max Herrmann bunu yapan isimlerden biri. Tiyatro pratiğinin tersel çalışması olan Theaterwissenschaft'ın kurucusu olarak kabul ediyor. Yani bunun şeyi tiyatro bilimi. Almanca bir terim. Ama bu Theaterwissenschaft literatüre de girmiş ve o dönem hem Avrupa'da hatta Amerika'da çok etkili olmuş bir şey, yöntem, metot ya da işte kurumsallaşma çabasının ilk adımı. Amerika Birleşik Devletleri'nde de Nagler şiddetle bu Alman tiyatro tarihi okulunun savunucularından. Burada takdir edilecektir ki nedir bunun bunun farkı ne ya da buradaki şey insiyakları ne, yani onları motive eden mesele ne? Tiyatro edebiyattan farklı bir sanat ve dolayısıyla da bilim alanı sunuyor iddiasındalar. Yani edebiyat metin ama tiyatronun bir sürü bileşeni var ve bunların ayrı ayrı incelenmesi, bunların ayrı ayrı biliminin, ilminin olduğu ve tarihinin de olması gerektiği gibi çok kabaca özetleyebileceğimiz bir argümantasyonları var. Buna dair de yine merak edenler için Türkçe'de Profesör Doktor Melahat Özgün'ün Tiyatro Araştırmaları Dergisi'nde Max Herrmann'ın da öğrencisi kendisi ve biliyorsunuz Ankara Tiyatro Bölümünün de profesör bölüm başkanlarından, kurucu bölüm başkanlarından onun güzel bir kronolojik olarak anlattığı güzel bir makalesi vardır. Ona bakılabilir. Buradan şeye dönersek Herrmann'ın tarzında aslında burada neyi vurguluyorlar? Orijinal araştırma, arşiv araştırması, evrensel olarak kabul henüz o sırada evrensel olarak kabul edilmemiş olsa bile tiyatro tarihinin materyallerini ele almak için sistematik bir yöntemde ısrar ediyorlar. Yani bir bilim olarak görülmesini arzuluyorlar ve özellikle Almanya'da da şimdi birazdan değineceğim kurumlarla, başlangıçta Almanya'da dedik. Mesela burada notlar var. 1902'de Berlin Gesellschaft für Theater geçti. Sonrasında Max Herrmann'ın biraz evvel bahsettiğim enstitüsü kurduğu, onun tabii zimmetinde değil tabii de. 1932'de Comédie Française Kütüphanesi, August Rondel yine bir tiyatro tarihi topluluğu kuruyor. İngiltere'de Tiyatro Araştırmaları Derneği 1948'de kuruluyor. ABD'de yine Amerika Tiyatro Araştırmaları Derneği bu etkileşimi 1956'da yani tiyatronun üzerine bilimsel araştırmaları, tiyatro tarihi üzerine bilimsel araştırmaları hedefleyen bu topluluklar. Burada çok enteresan gibi görünen ama olmayan tiyatro enstitüsünün Türkiye'de Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi tiyatro enstitüsünün 1958'de kurulması. Burada da işte Ekrem Akurgal, Bedrettin Tuncel ve İrfan Şahinbaş'ın girişimleriyle kuruluyor. Kanada'da da 76'da kuruluyor. Aslında Melahat Özgül'ün makalesinde şöyle bir şey vardır. Der ki 20. yüzyılda Almanlar başlamış ve ABD'ye kadar genişlemiş bir tiyatro bilimi anlayışı var. Ama biz de çok da geç kalmadan yani yüzyılın yarısında bu bakışı, tiyatroya dair bu bakışı bir şekilde yakalamışız diye bir değerlendirmesi vardır. Ben bunların üzerine çoğumuzun belki bu alanda ilgili arkadaşlarımızın, katılımcıların bildiği Dikmen Gürün hocamızın da üzerinde bir makalesi, üzerine bir makalesi vardır. Bir de şunu eklemek isterim. Bu çok uzun bir alıntı ama bir görünsün burada diye. Aslında şöyle yani. 58'den önce, yani buradan önce, 1958'den önce, bir tarihten önce aslında teklifi Münih'te de açılan bir enstitü var. Teklifi 1954 Ekim'inde Münih'te bulunduğum sırada diyor Taner, ben böyle mealen aktarayım. Münih Üniversitesi Tiyatro Bilim Kürsüsü'nde derslere girdim, etkilendim. Sonrasında bir raporla İstanbul Üniversitesi'ne geldim. İstanbul Üniversitesi'nde de çok saygıdeğer gördüğünüz gibi Tanpınar, Gerhard Pirke, Gökberk, Mehmet Kaplan, Fahriz gibi hocaları da arkama alarak bu öneriyi sundum ve fakat işte komprası konservatuar mı gibi bir takım itirazlarla bu şeyi
ne derler, bu teklifinin hayata geçirilmediğinden, bunun da bir kayıp olduğundan bahseder. Dolayısıyla aslına bakarsanız 58'den gerçekleşmemiş bir proje bile olsa 54'e gidiyoruz. Tabii ki burada bu etkileşimin şeyin etkisini söylemek gerekiyor. Hani bizde de var gibi bir motivasyonla bunu söylemiyorum tabii ki. Ama şununla söylüyorum. Sonuçta özellikle yine erken cumhuriyet dönemi eğitim alışverişini düşündüğümüzde yani buradan özellikle Avrupa'ya gönderilen öğrenciler, biraz önce konuştuk, Melahat Özgü bunlardan biri, bu üniversitelerde tiyatro bilimi felsefe öğrenimi görüyor. Dediğim gibi Max Herrmann'ın ve bu tarz tiyatro tarihçilerinin, tiyatro bilimi araştırmacıların öğrencisi oluyor. Dolayısıyla bu 54 aslında çok böyle şaşılacak bir yandan bir tarih değil. Çünkü o kültürel iletişim, ilişki var. Yani devlet tiyatrosu kuruluş sürecini vesaire, oradaki Alman bilim insanlarının etkisinde düşündüğünüzde. Evet, aslında bütün bunlara baktığımızda 20. yüzyılın başında şeyi görüyoruz. Özel bir tiyatro bilimi inşası, kurumsallaşma sürecini görüyoruz. Burada ama tabii bir parantez, hatta büyük bir parantez bile değil. Aslında bir tırnak açmak lazım ve şunu Marvin Carson'ın global bir tiyatro tarihi üzerine düşünceler. Yine ayrıntıdan çıkan tiyatro tarihi güzel bir çalışma son zamanlarda Türkçe literatüre kazandırılmış. Orada bir makalesi var, global bir tiyatro tarihi üzerine düşünceler. Burada söylediği şey enteresan. Yani diyor ki tiyatro tarihi, mealen yine söylüyorum, 19. yüzyılın sonunda bir çalışma alanı olarak kurulduğunda yoğunlaştığı şey siyasi ve toplumsal tarih. Ama bir tarafıyla da diyor bir mekansal, yani onu edebiyat tarihinden ayıran diyor Carson, onun mekansal tiyatroyla mekansal bir fenomen olarak ilgilenilmesi olduğu savunabilir. Dolayısıyla diyor bu şekilde ilgilenilmesi, yani mekansal ilgi metnin canlandırması dinamiklere karşı spesifik bir etkiden gelişerek kültürel bir alana doğru evriliyor. Aslında sonrasında da tiyatro tarihinin tüm organizasyonunun bir disiplin olarak yaratılışından itibaren nitelik olarak hep coğrafiydi diyor. Ve burada da şeyin altını çiziyor aslına bakarsanız. Max Herrmann ve benzerlerinin tiyatronun tarihsel analizini geliştirmeye başladıklarında onların bildiği Avrupa'da hakim olan Avrupalı sömürgeci güçlerin tüm dünyaya keyfi bir şekilde benimsettiği ana sosyokültürel bir organizasyon vardı. O da ulus devletti diyor. Dolayısıyla tiyatro tarihlerindeki ana bölünmeler de bu devletlerin sınırlarıydı. Yani özellikle de genel tiyatro tarihlerine baktığınızda, başvuru kaynaklarına, hep aslına bakarsanız yine buradaki ulus devlet yapılanmasının bir tezahürünü görürsünüz. Ve işte onların sınırları, onların dili, onun hakim etnisitesi bağlamında ilerlediğini görürüz. Buna biraz sonra kendi 19. 20. yüzyıl deneyimimizden de örnek verebiliriz ilerleyen dakikalarda. Ama şimdi aslında burada Carson'ın söylediği şey çok önemli. Çünkü burada yazılan tarih bir tiyatro tarihi bir özel alan olarak, tiyatro tarihi yazımı bir özel alan olarak kendine bir yer açıyor belki ama bu tarih daha ulusal hassasiyetleri olan, hassasiyetten ziyade ulusal sınırları belirlenmiş tarihler. Fakat bir şeyde sunumun başında da söylemiştim ya, 20. yüzyılda tam kurumlaşırken, aynı zamanda kurumsallaşırken pardon, aynı zamanda 20. yüzyılın ikinci yarısında da ciddi bir şey de geliyor. Yani kırılma da geliyor. Yani tam o 50'ler tamam ama 1960 sonrasındaki kırılmayla birlikte bu tarih, bu ulusal tarih yazımı da sorgulanan önemli bir mesele haline geliyor. Burada her şeyin, yani Lichte buna dair önemli bir tespitte bulunuyor. Diyor ki 19. yüzyıl tarih anlayışı, tarihte her olgunun doğrudan köklerine geri gidebileceğini söyleyen bir çizgisel tarih kavramıyla destekleniyor diyor. Buna da en temel örnek olarak şeyi veriyor. Yani tüm Avrupa tarihinin ve Avrupa tiyatrosu tarihinin de nereye gittiği, hep Antik Yunan'dan başlayarak devam ettiği gibi. Bu köken arayışı meselesi. İşte burada yine bu ulus devlet tarihlerinin, resmi tarihlerin yazımıyla tiyatro tarihinde de paralel bir durum var. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz. Tarihi akışının, yani aslında
Burada kırılma şöyle gerçekleşiyor. Evet, 20. yüzyılda 19. yüzyıl boyunca böyle bir lineer tarih anlayışı, ilerlemeci tarih anlayışı var. Ama 20. yüzyılın ikinci yarısına gelindiğinde temel mesele şeye dönüşüyor. Bu anlatıların sorgulanabilir anlatılar olduğu fikri canlanmaya başlıyor. Burada ben Lichten'in söylediği bir şey çok hoşuma gidiyor. Erika Fischer Lichten'in. Diyor ki tiyatro tarihi yazımı hiç bitmeyen bir projedir ve farklı çağların tarihçileri geçmişin farklı yönlerine yoğunlaşarak bu projeyi içerisinde yer alırlar diyor. Aslında burada da bu süreç içerisinde, yüzyıllar içerisindeki farklılıkları göstermesi bakımından önemli örnekler biraz sonra göreceğiz. Fakat buradaki temel mesele dil bilimsel dönemeç diye tabir edilen 20. yüzyılın ikinci yarısındaki dönüşümler. Burada da yapısalcılık sonrası düşünsel üretimin bir tezahürü olarak tarih ve tarih yazımı, hakikat, kurgu, nesnellik düzeyi sorgulanıyor. Nesnellik düzeyinde sorgulanıyor. Kaçınılmaz olarak tiyatro tarihi de bu sorgulamalardan etkileniyor tabii ki, bu düşüncelerden. Bu etkileşim tarihi olduğu gibi tiyatro tarihine de yansıyor ve eleştirel bir perspektiften bakılmasını zorunlu kılıyor aslında bakılırsa. Daha önce ihmal edilenlerin dikkate sunulduğu, farklılıkların görünür olduğu ve mevcut tarih söyleminin sorgulandığı bu dönemde hakikat sorgulamaları da başlıyor. 1980'lerden itibaren tiyatro tarih yazımı da dediğimiz gibi bundan ayrı kalamıyor. Ve burada da aslına bakarsanız şöyle bir etki var. 70'lerde özellikle bütün neredeyse dil edebiyat bölümlerini etkisi altına alan Fransız düşüncesi ve 1960'lardan sonra da yine Lichte'ye göre ve diğer araştırmacılara göre de neo-Marksist düşüncenin farklı tiyatro ve ilişkili disiplinlere getirdiği farklı yaklaşımların da etkisi var. Bir tarafta nesnel bilgiye ulaşılabilir mi diye sorgulanıyor. Bir tarafta nesnel bilgi, böyle bir bilgi var mı diye sorgulanıyor. Öte yandan da aslında sorgulanan şey şu: evet, şayet böyle bir bilgi var olduğunu kabul edersek bile tarihçi bu bilgiyi tarafsız bir biçimde aktarıyor mu? Nasıl aktarabilir? Bu olası bir şey mi diye sorgulanıyor. Onun dışında önceleri tabu konuları araştırma konusu haline geliyor. Öncelerinde tiyatro tarih yazımındaki tabu konular. Bunlar neler mesela? Popüler tiyatro ürünleri, melodramlar, performans sanatına dair bir takım etkinlikler, sirk sanatçıları, kültürel bir fenomen olarak görülen tiyatro, çağdaş tiyatro grupları, tiyatro ve oyunlarda toplumsal cinsiyet, etnisite gibi konular aslında daha önce tiyatro tarih yazımında kendine çok az yer bulan, tarihçinin seçme işleminde biraz dışarıda bıraktığı bu konulara yaklaşımların, bunların üzerine neden olmadığına dair yaklaşımların da yavaş yavaş ortaya çıktığını görüyoruz. Bu metodolojik yaklaşımlar tiyatro 1980'lerden sonra biraz daha etkili bir biçimde ortaya çıkıyor. Bu alandaki derli toplu birçok araştırma kaynağında referans verdiği önemli bir kaynak Postlewaite ve McConey'nin tiyatral geçmişi yorumlamak adlı çalışmaları. Ronald Vince ile başlamıştım konuşmaya, ona referansla. Onun da makalesinin yer aldığı kitap. Çok enteresan, 1989'da bu kitap yazıldıktan sonra, yani editörlü bir kitap, içerisinde çok ciddi, önemli tiyatro akademisyenlerinin, bilim insanlarının çok değerli, tiyatronun o güne kadar tarihini eleştiren ya da yorumlayan adı üstünde çalışmaları var. Enteresan olan 89'da olması ve sonraki tarih yazımı çalışmalarında da aslında bu yorumlayıcı kitabın bile ya da işte ne bileyim eleştirel alternatif yaklaşım üreten kitabın bile 89'dan işte Berlin Duvarı'nın yıkılması, Sovyet bloğunun çökmesi vesaireden sonra bütün bu burada anlatılanların bile değişmesi. Dolayısıyla o zaman şu soru ortaya çıkıyor işte. Tarihi aslında o çağın bakış açısında belirledi. Bu kitaba yönelik eleştiri değil ama katkılar genelde bu yönde gelir. Yani 89'dan 90'ların başına kadar bile birçok şeyin değiştiği ve
yorumlamanın nasıl yorumlanacağı, yorumu kimin yapacağı, hangi hakikatin yorumlanacağı üzerine konuşuluyor. Burada evet, Wilmer şeyin bu önemli kitabın ardından aslına bakarsanız şeyden bahsedebiliriz biraz da izninizle bu slide'ı. Tabii şeyden bahsettik, bu metodolojik yaklaşımlardan, konuşulmayanların konuşulmasından vesaire. Ama bir de önemli bir şey var ki yine Lih de bize bunu soruyor. Tiyatro tarih yazıcısı, yani tiyatro tarihi yazanların aslında temel bir sorunu olduğundan bahsediyor. Sorusu şu, sorunsal bu aslında. Neyin yazılacağının belirlenmesinde en başında zorluk yaşıyoruz diyor Lih de. Ve tiyatro nedir? Tiyatro deyince neden bahsediyoruz diyor. Dolayısıyla da bu aslında tiyatro dediğimizde neden bahsettiğimizi tanımladıktan sonra belki de bunun üzerine bir konsensusun olması da olmaması da bazen sıkıntı yaratabiliyor. Burada aslında Lih de terimin kullanım alanının özellikle de 20. yüzyılın başındaki avantgardlardan sonra inanılmaz bir biçimde genişlediğinden bahsediyor. Yani bir sergi gösterimi de, sirk sanatçılarının performansları da, palyaçolar, happeningler, kiliselerde, parlamentolarda yapılan bu işte happeninglerden bahsediyor. Ve bütün bunların aslında tiyatro olarak tanımlanabileceğinden söz ediyor. Yani tiyatro terimiyle refere edildiğinden bahsediyor. 16. 1960-70'lerde de özellikle ritüel tiyatronun ve performans kültürünün keşfiyle daha da genişleyen bir terimin içeriğinden bahsediyor. Mesela ama 16. yüzyılda aynı zamanda görülmeye değer bir şeyin olduğu yüksek yere işaret ediyor diyor. Ve de bu aynı zamanda bir infaz olabilir mesela. 17. yüzyılda anatomi tiyatrosuna ve de tiyatro ya da tiyatro performansına referans veriyor. 18. yüzyılda da biraz daha daraldığından bahsediyor terimin ve aslında tiyatro performansları ve binalar için kullanıldığını söylüyor. Dolayısıyla terim bile bu kadar çetrefilliyken, terim üzerine bile bu kadar böyle bir konsensus sağlanamazken çağlara göre tiyatro tarihi dediğimiz şey de sorunsaldır aslında. İşte şeyin söylediği, Lichten'in başta işaret ettiği bu bağlamda tamamlanmayacak bir proje olma meselesi çağ ve de işte bu tanımlamalara göre de değişiyor. Aslında bu noktada belki de şeyden bahsedebiliriz. Yani Lichten'in Lichten'e göre nasıl bir, yani nasıl sınırlanacak, nasıl bir tiyatro tarih yazımı şekillenecek? Burada da şöyle bir önerisi var. Herkes kendi tiyatro tarihiyle ilgili olarak konusunu sınırlamalı. Yani kendi tarihi, yazacağı tarihten bahsediyorum. Neye göre dersek diyor, belirli bir epistemolojik ilgiye ve yetkinliğe göre. Üretken olayları seçmeli, bu olayla ilişkin sorduğu sorular ve incelediği dokümanlarla kendi tarihini inşa etmeli diyor. Ölçüt ne? Yani 18, 19 ve 20. yüzyılda ilerleyici bir anlayışa sahipti. Ancak bu çok geçerli değil artık diye cevap veriyor Lih de. Çünkü niye geçerli değil? Aslında kaynakları kaynak üstüne, tanımları tanımlar, anekdotları anekdotlar üstüne, isimleri, tarihleri, olayları böyle yığmak, yani herhangi bir formülizasyon olmadan yığmanın yığınlar yaratmaktan başka bir işe yarayamayacağından bahsediyor. Dolayısıyla dokümanların seçilmesini, metotların seçilmesini, analizlerini açıklayan ve meşrulaştıran bir problematiği olmadığı sürece bunların bilgi yığınları, anekdot yığınları olarak kalacağından ve hatta böyle benim de beni de tebessüm ettiren bir yorumla şey diyor. Okurun buna karşı izlenimi bu geniş hacimli materyallerin seçim ve kullanımı için tek bir kriter olmalı. O da onun erişilebilir olması diyor. Yani burada bu yığmacı ya da işte ne bileyim sadece bilgiyi sunan ama onun üzerine bir sorunsalı olmayan tarih anlayışının artık günümüzde ilerleyemeyeceğinden bahsediyor. Tiyatro tarihi ancak sorun odaklı bir yaklaşımla sürdürülebilir diyor. Bu yalnızca, burada tabii temel mesele şu, çalışma alanını sınırlandırmak gerekiyor ama aynı zamanda da sorunsalınızın da spesifikleştirilmesini size salık veriyor. Lichten'in öneri argümanı bunları içeriyor aslına bakarsanız. Ve burada tabii şey de önemli, yani
aslında burada buna dair özellikle demin söylediğim gibi 80 sonrasında, 89 sonrasında Amerika'da ve Avrupa'da yapılan çalışmalar böyle bir bunun hakkında bir fikir birliğinde okeyler ağırlıklı olarak. Yani ne hakkında? Sorun odaklı, süreç odaklı bir tarih, tiyatro tarihi yazma noktasında. Ama bunun dışında da halihazırda bir takım çok sayıda farklı metodolojik uygulamaların devam ettiği monografilerinde yazıldığını söylüyor Lifte. Burada tabii ki sadece bu çalışmalar değil, yine bence bu anlamda çok önemli. Bizim için de yani bizim yaşadığımız coğrafya için Osmanlı ve Türkiye tarihi, tiyatro tarihi için ve modernleşmesi bağlamında, ulus devlet inşası bağlamında da çok ciddi bize fikir verecek bir başka çalışma var. 2004 yılında Stephen Wilmer'ın Writing and Rewriting National Theatre Histories çalışması. Bu çalışmada yine editörü Wilmer. Burada da aslında biraz önce konuştuğumuz o 19. yüzyıl sonu, 20. yüzyıl başında kurumsallaşma, Max Herman, Carson'ın oraya getirdiği eleştiri, Max Herman'ın ya da onu takip edenlerin daha ulusal bir tiyatro tarihi projesine doğru evrilmesi noktasında o çalışmaların aslında onunla örtüşen bir tarafı var bu kitabın eleştirisini. Çünkü Wilmer bu çalışmada ulusal tiyatro yazarken seçim yapma zorunluluğundan bahsediyor ve seçim sorunlarından bahsediyor ve hangi seçimlerin sıkıntılı olduğundan bahsediyor. Ve burada da çok önemli dört kategorinin altını çiziyor. Coğrafya, dil, etnik köken ve estetik bağlamlarında aslında ulusal tiyatro tarihi yazanların bu alanlardaki yaşadığı zorluktan bahsediyor. Biz bunu aslında kendi tiyatro tarih çalışmamızda konuşmanın başında gönderme yaptığım şey Fırat Güllü'nün Vartorian Kumpanyası kitabının başındaki giriş bölümünde de aslında bunun üzerine temellenir. Sonra yani aslında 90'lar sonrasında yapılan birçok tez, araştırma çalışmasında da bu ulusal tiyatro tarihi yazılımının kendisi değil. Ama ulusal tiyatro düşüncesinin dramatik edebiyatta ya da işte ne bileyim kurumsallaşma sürecinde, rejide, yönetmenlikte, bütün bunların hepsinde nasıl yansıdığına bakılan çalışmalar var tabii ki. Burada coğrafya, dil, etnik köken ve estetik derken neden bahsediyor? Bu konulardaki zorluklar derken neyi kastediyor? Ve dolayısıyla bu çetrefil halden nasıl ulusal tiyatro tarihi çıkacak? Yani aslında bir ulusal tiyatro, homojen bir ulusal tiyatro tarihi yazmak mümkün mü? Biraz onun altını istiyor. Coğrafyada, tabii coğrafya derken kastettiği şey hepimizin de tahmin edebileceği gibi değişen sınırlar. Tarih boyunca jeopolitik sınırlar zamanla değişiyor. Dolayısıyla etnik, dinsel gruplarında durağan kalmayacağı, sürekli değişim içinde olacağından bahsediyor. Yani coğrafya üzerine düşündüğümde, yani şöyle tarihçi, tarih yazıcısı şimdinin sınırlarını mı ele alacak yoksa yazdığı dönemin sınırlarını mı? Mesela yine bizim Osmanlı tiyatrosu tarihi örneğin şeyde Metin And'ın. Metin At tabii bunun açıklamasını yapıyor ama genelde baktığınız zaman Osmanlı tiyatrosu tarihi ama ağırlıklı olarak yani İstanbul'daki tiyatro hayatı üzerine odaklanmış bir kitaptır. Örnek olarak diyorum. Ama Osmanlı'nın o yüzyıllarına baktığınızda Selanik'te de bir ciddi bir tiyatro hareketliliği vardır. İşte ne bileyim Osmanlı toprağı olan halihazırda örneğin Lübnan'da çocuk oyunları işte ne bileyim mektep temsillerinin vesairenin sahnelendiğinden bahsediliyor. Dolayısıyla bu coğrafya işte yani Osmanlı tiyatrosu diyoruz ama coğrafyayı belirlemeniz gerekiyor. Ya da bu belirleme mümkün mü? Dil zaten yine aynı şekilde kompleks bir mesele. Burada da aklıma şey geliyor. Aslına bakarsanız bir çalışma yapmıştık. Fakültede, Edebiyat Fakültesi'nde bir sempozyum olmuştu. Üsküp İstanbul Arası Kültürel Etkileşim diye. Orada Üsküp'teki tiyatro üzerine bir araştırma yapma fırsatı bulmuştum. Üsküp Halklar Tiyatrosu üzerine 50'lerde kurulan bir tiyatro. Yugoslavya döneminde yani Yugoslavya'da Sovyet bloğu yani etkisinde o dönemde kuruluyor.
Adı üstünde Üsküp Halklar Tiyatrosu. Burada Makedonlar, Arnavutlar, Türkler tiyatro yapıyorlar. Aynı sahneyi paylaşıyorlar. Birbirlerinin oyunlarında oynuyorlar. Yani zaten sınırlı bir oyuncu rezervi var. Dolayısıyla birbirlerinin oyunlarında oynuyorlar. Dekoru o yapıyor, falanı o yapıyor. Tam aslına bakarsanız böyle kültürel, çoğulcu bir yapı. Ama şeye baktığınızda, tiyatro tarih yazımı açısından baktığınızda, mesela bunun üzerine yazılan monografilerde ciddi bir karmaşa var. Kimin neyi oynadığı, hangi dilde oynadığına dair hep en başta konuştuğumuz gibi parçalı bir takım anlatılar, parçalı bir hale gelen anekdotlardan kurulu anlatılarla karşı karşıya kalıyorsunuz. Bu sefer elbette ki birini ayırmak, birini seçmek, birini dışarıda bırakmak zorunda da kalabiliyor tarihçi. Ya da tam tersine işte sorun odaklı dediğimiz şey dönersek, burada Üsküp Halklar Tiyatrosu'nun tam da bu özelliği üzerinden bir tiyatro tarihi yazmayı da tercih edebilirsiniz. Ama işte burada tarihçinin motivasyonu bağlı kendini kendi bakışını belirleyen bir takım öncesinde saydığımız dinamikler devreye girecektir. O enteresan bir örnekti bu bağlamda. Zaten halihazırda o araştırma sırasında gördüğüm numune yani şeyler kaynaklarda da bu çelişkiyi metinlerin alt metinde geçen hani o daha etnik şeyi ne derler etnik anlamda yakınlığı ya da uzaklığı görebiliyordunuz. O araştırmada enteresandı. Ya da şöyle bir şey, yine o araştırmadan hareketle bir örnek olarak bence fena olmaz. Buraya geliyor Üsküp, Türk dramı diyorlar orada, Türk dramı sanatçıları. İşte gazetelerde haber oluyor, Türk dramı ne kadar başarılı, işte DTD sahne aldı, şunu sahneledi, bunu sahneledi. Sonra röportaja girince gazeteci, röportaj sırasında gazetede röportajında şey diyor. Bunlar sahnede çok güzel konuşuyorlardı ama Türkçeleri çok kötü ve dolayısıyla da bizim bir sanırım tercüman aracılığıyla konuştuk. Yani işte demek istediğim tam da bu. Ya burada nasıl bir tarihçi nerede konumlanacak ve nasıl bir tarih yazacak? O kadar Türk dramı diye çağrılan burada falan diye misafir edilen Üsküp Halklar Tiyatrosu'nun Türk oyuncuları tırnak içinde ne yapıyorlar? Tercüman aracıyla burada konuşuyorlar. Dolayısıyla gerçekten çetrefilli bir mesele. Bu aynı zamanda etnik köken, yani Wilmer'ın saydığı o dört unsurdan etnik kökeni de aslına bakarsanız içinde barındıran bir örnek olması hasebiyle iyi bir örnek. Bir de tabii beğeni meselesi var. Ben kısaca ondan da bahsedeyim. Hani ulusal tiyatro tarih yazarı, tiyatro tarih yazıcısı beğeni noktasında da biraz çetrefilli bir konumda ya da işte seçimleri bir yere varıyor. Burada da yine David Savran'ın bir makalesi vardır. Popüler tiyatro tarih yazımına doğru diye. Orada da Amerika'daki popüler tiyatro tarih yazımını eleştirdiği çok güzel bir çalışma. Orada da Savran şeyi söylüyor mesela. Oscar Brockett örneğini veriyor. Aslında şöyle söylüyor. Onu da böyle şey yapayım. Buradan alıntılayayım. Çok sayıda müzikal tiyatro üzerine popüler tiyatronun bir örneği olarak müzikal tiyatro üzerine diyor çok sayıda reddediş örneği vardır. Yani tiyatro tarihinden reddedilmesine dair. Ama simgesel bir örnek vereyim size diyor Savran. Ve diyor ki Oscar Brockett ve Robert Finney'nin hazırladığı kitapta müzikal tiyatronun Amerika'daki en popüler biçimi temsil ettiğini kabul etmelerine rağmen 780 sayfada yalnızca iki paragraf ayırdıklarını söylüyor. 780 sayfada yalnızca iki paragraf. Brockett'ın çalışmasına başka başka noktalarda da bu gösterdiğim ve birazdan size künyelerini yine göstermeye devam edeceğim çalışmalarda ciddi eleştiriler vardır. Dışladıkları, dışarıda bıraktıkları, yani kendi yarattığı hiyerarşisi bağlamında. Burada popüleri dışarıda bırakmasını eleştiriyor. Yani beğeni dediğimiz, Wilmer'ın saydığı dört şeyden estetik dediğimiz noktada evet bir hakim ideolojinin estetik kaygıları tarihçinin seçimini belirliyor. Yine bizim başvuru kitabı olan tiyatro tarihlerimize bir dönüp baktığımızda mesela Tuluat'tan bahsedilir. Ama Tuluat sanatçılarının en ünlüsü şuydu falan diye bahsedilir ama klasik, gerçekçi, dramatik oyunlara çıkan
oyuncuların biyografileri daha detaylı olabilir. Ya da onlar zavallı tuluatçılar diye geçer de bu anlatının diline de yansır. Diğerleri işte falan starlar, meşhur aktörler, aktristler olarak geçer. Buna yine bizden bana kalırsa bizim tiyatro tarihimizden güzel bir örnek. Evin İlyasoğlu'nun da çok güzel bir yazısı vardı. Cemal Reşit Rey, bir popüler kültür kahramanı Cemal Reşit Rey diye. Orada da mesela Rey kardeşlerin o popülaritesine rağmen tiyatro tarihlerinde benzer oranda bir yer bulamadığını söylüyor dolaylı olarak. Baktığımızda da gerçekten öyledir. Yani tamam, lüküs hayattan bahsederken Rey kardeşlerden, Rey'den bahsedebilirsiniz. Biliyorsunuz, zorundasınız artık yani biraz. Ama burada şöyle bir durum var. Onlar gerçekten yani insanların o insanların evden eğlenmek için çıktığı bir dönemde gittikleri tek yer olan tiyatroyu dolduran, tiyatroları dolduran, besteleri yapan insanlar, oyunları yazan insanlar. Dolayısıyla onların tarihte de ulusal tiyatro tarihi yazımında da yeterli yeri görüp görmediği tartışılır. Benzer bir şeyi dediğim gibi Tulaat'a da yapılabilir. Yine benzer bir nokta radyo piyeslerine, radyo oyunlarına da uygulanabilir. Buna dair çalışmalar var ama tarihin içinde, tiyatro tarihinin içinde radyo piyeslerine kadar yer alıyor gibi gibi bütün bu örnekler arttırılabilir. Yine son olarak belki şu da, yani burada aslında o ideolojiyi belirleyen özellikle ulusal tiyatro tarihi yazımında etkin olan isimlerin de yani beğenilerinin yönlendirdiğini düşünebiliriz. Örneğin yani Muhsin Ertuğrul operetlerden hepimizin bildiği çok öyle haz etmez. Darülbedai'nin para kazanması için gereken bir tür olarak görür. Halbuki o kadar o hayatı domine eden bir eğlence olmasına rağmen, dolayısıyla bu bakış bir tiyatro eliti ne oluşturuyor ve bu elitte aslına bakarsanız kısmen de olsa yazımının da şekillenmesini sağlıyor diyebiliriz. Evet, aslında şöyle bir bakıyorum, şöyle hızlıca da bu dönem, yani 2000'lerde özellikle arttığını görüyorsunuz bu bağlamda yazılanların tiyatro tarihi bağlamında. Yani bu Avrupa Birliği'nde çoğalan ülkelerin tarihleri vesaire, onlarla birlikte bir sürü de tarih çıkıyor. Yani tiyatro tarihi çıkıyor. Yine Postulator'in bu sefer 2010'da Representing the Past diye yine editörlü bir kitabı. Bu kitap yine enteresan bir kitap. Burada da aslında şey üzerine zaten bu tabii enteresan bir kitap ama aslında şunu söyleyecektim. Etik üzerine tarihçinin durduğu yer, durması gereken yer, hangi hakikat, kimin hakikati, hangi gerçeği sorgulama, etik olarak tarihçi nerede duracak? Yani orada editörler şey diyor bir yerde mesela, biz ölmüş insanların yazısını yazıyoruz, onların cevap vermeye hakları yok. Ama burada tarihçi nerede duracak, kanıtını nereye kadar kullanacak, elindeki kanıtları yani belgeleri ve nasıl bir etik pozisyon alacak? Artık bunu tartışmaya başlıyorlar aslına bakarsanız. Tarih yazısının etik duruşu gibi. Evet, yani temel olarak aslına bakarsanız böylece bayağı da böyle bir öyle bir hızlı konuştum ki dilim damağım kurudu. Şimdi, aslında kabaca belki sorularla vesaireyle sevgili Utku devam edebiliriz. Bakıyorum bir saate yaklaşmış. Teşekkürler hocam. Anlatımınız ve sunumunuz için. Soru varsa şu an alabiliriz sorularınızı. Ya ben bir şey sorabilir miyim? Çok çok ilginçti Nilgün. Gerçekten çok güzeldi. Fakat ben bunu bilerek soruyorum. Yani bizde zaten tiyatro tarihi yazımı malum birkaç kişinin dışında yani bildiğim kadarıyla fazla yok. Ama senin bu konudaki düşünceni merak ediyorum. Hiç olmazsa eldeki verilerden ve aslında birazcık da ne olması gerektiği biraz iddialı bir laf ama yani gönül ne ister ki Türkiye'de tiyatro tarihi nasıl yazılsın gibi. Evet. Tamamen kişisel bir düşünce. Kişisel, benim. Aynen. Tabii. Doğru. Çok kişisel bir yerden bakabilirim tabii.
Ama bana bir şey hatırlattınız Esen Hoca. O yüzden sorunuza geçmeden önce o hatırladığım Tabii. şeylerden biraz bahsedebilir miyim? Es geçmek istemem. Şunu biraz hızlıca geçince biraz da zamanla yarışıyormuşum gibi geldi. Aslında bizde, peki bizde ne oluyor diye konuşursak, bizde tiyatro bilimi var. İşte tiyatro bilimi kurulmuş, tiyatro enstitüsü kurulmuş, bir sürü bölüm var falan ama bizde hala o kopuş tam anlamıyla bana kalırsa olmamış. Yani edebiyattan kopuş. Bugün YÖK'teki tiyatro üzerine tezlere baktığımızda ciddi bir toplamı aslında tiyatro edebiyatı üzerine, yani metin üzerine aslında. Ya da mesela şunu hatırlıyorum maalesef, şöyle, ya Türk tiyatrosunda ne var ki, ne çalışacağım? Hani Avrupa tiyatrosu ya da işte ne bileyim Amerika tiyatrosu çalışalım. Yani orada ne var ki, çalışılmış yani, metin at yazmış bitmiş gibi. Yani onu çalışmaya değer görmeme meselesi bence zaten bizim toplumsal krizimizin ta kendisi gibi geliyor bana. Yani tiyatro tarihini çalışmaya değer, Türkiye tiyatro tarihini çalışmaya değer görmemek krizin ta kendisi. Bu da başka başka yerlerde de tezahür edebilir. Benim hatırladığım şey şu var, şunu söylemek isterim. Bizde, bize gelirsek, bizdeki tiyatronun tarihi durumu çok acayip bence. Çünkü şöyle, 19. yüzyılda zaten Batı tarzı tiyatroyla tanışmaya başlamışsın. Flörtöz bir ilişkin var, devam ediyor. İkinci yarısından sonra yerleşecek ve biraz daha kurumsallaşacak. Hatta yüzyılın başında Darülbedai'nin kurulmasıyla bir tık daha devlet şeyiyle kurumsallaşacak. Tabii ki bir sürü kurum var. Ama şu, şöyle bir şeyden bahsetmiştim. Bizde o sırada şöyle bir durum var. Neredeyse 40'lara kadar tiyatro, bizde tiyatro var mı diye siz de çok iyi bilirsiniz ki sayısız makale bulabiliriz şöyle bir baksak. Bir sürü. Bizde tiyatro var mı? Bizde oyuncu var mı? Bizde yönetmen var mı? Bizde yazar var mı? Şimdi bizde tiyatro var mı diye soruyu soran bir yerde tabii tiyatro tarihi de kendini geç olgunlaştırıyor. Yani aslına bakarsanız. Bu da bizim, bunu söylemek istiyorum. Hani bizde tabii ki yazılıyor. Özellikle yeni tanıştığınız için hep Avrupa üzerinden yazılıyor. Yani şey, işte Fransa'da bugünün tiyatrosu. Mesela 1800'lerin sonunda, 1900'lerin başındaki bazı makalelerin isimleri. Almanya'da yeni tiyatro hareketi. Mesela ben mealen söylüyorum bu ve varyasyonları. Mesela Japonya'da tiyatro, Servet-i Fünun'da çıkmış. Japonya'da, Japonya'nın tarzı cedide, cedid ilk tiyatrosu mesela. Aslında çok ilgi var. Bana kalırsa işte Fırat Gül'ün de yazısında söylediği bir şey var ya, 19'un sonu 20'nin başı çok çalışılmayan ama çok zengin bir dönem diye. 20. yüzyılın başı Türkiye tiyatrosu açısından, Osmanlı ve Türkiye tiyatrosu açısından. Mesela bütün bunları yazmışlar. İlgiye bakın yani. Sonrasında tiyatro, Fransız tiyatrosunun kökenleri diye bir makale. Asya'da müzikli tiyatrolar, mazide temaşa hayatı, işte Japon tiyatrosu yine bir başka yazarın. Onun dışında şöyle hızlıca bakıyorum, 50 sene evvel İstanbul'da tiyatro, Sevengil'in yine Vakit Gazetesi'ndeki şeyleri var, tepkikaları. Chicago'da tiyatro diye Servet-i Fünun'da bir yazı çıkıyor, yine 1900'lerin başında. Tibet kıtasında tiyatro diye bir yazı var. Yani aslında bizdeki şey hem doğuyu, konumumuz itibariyle bana kalırsa hem doğu hem de batıyla, yani hem kendimize doğudan bir köken şeyi var tabii, hem de batıyı yeni bir köken olarak koyma meselesi var. Burada da kesinlikle bence çok değerli bir çalışma. Fatih Altuğ'un Namık Kemal'in edebiyat eleştirisinde modernlik ve öznerlik diye bir doktora tezi var. Orada da Fatih Altuğ şeyden bahseder. Namık Kemal'in bu tiyatro ile ilgili düşüncelerinin onun modernlik, işte o öznerlik, batılılaşma vesaire bağlamında neyi, aslında neyi gösterdiğinden. Şimdi tabii burada uzun uzun diye ben anlatamam onun çalışmasını ama çok değerlidir. Bu bağlamda şeyi de gösterir bize çünkü. Hani olmayan bir şeye onunla bir ilişki kurma meselesi ve ona bir köken atfetme meselesi. Burada da yine şeyde bahsedersek, mesela şu çok ilginç. Tiyatroyu 400 sene evvel ortaya çıkaran ve 2000 sene evvelden kalma piyesleri oynayan Çinliler. Yeni Pembe Gazete diye bir gazetede 1927'de çıkan bir yazı. Şimdi baktığınız zaman çok acayip. Hem Batı ile ilgili çok tonla yazı var tabii ki. Bir taraftan da bunlar var. Bir taraftan mesela bizim tiyatro tarih yazıcılığımıza dair de eleştiriler, ilk eleştirilere baktığınızda ben biraz bugünden geriye doğru gitmiş olacağım böylece ama
Mesela Nait Sarı'nın vardır. Ben Nait Sarı ile ilgili bir arkadaşımın Serdar Soydan'ın vesilesiyle Nait Sarı'nın eleştiri yazılarıyla tanışmıştım. Orada da şöyle bir şey var. Nait Sarı mesela sürekli şeyden bahsediyor. Yani bilim tamam okul açıyorsunuz çok güzel konservatuvar açın 30'ların sonunda yazdı bir yazı. Ama sizin diyor bir tiyatro tarihiniz yok. Neden bizim bir tiyatro tarihimiz yok diye 40'larda bu tarz eleştiri yazıları yazıyor. Ve şey mesela Ahmet hatta aslında tiyatro tarih yazıcılığı bağlamında tarihin tarihini eleştirme bağlamında da ilk örnek olabilir belki. Selengil'in şeyini eleştiriyor. Yakın çağlarda tiyatro tarihini tamam çok güzel yazmış üstad ama diyor o diyor hep bir bilgi verir. Ama biz performanslar nasıl gerçekleşiyordu? Oyuncuların postürleri nasıldı? Oyuncular nasıl rollerine giriyorlardı? Hangi oyuncunun özelliği neydi gibi? Bize diyor daha böyle tiyatronun yani performatif tarafı demiyor tabii ama şimdi öyle yorumlayalım. Ona dair bilgiler vermesi gerekirdi. O konuda ben onu cılız buluyorum. Diyor mesela o kitabı eleştiriyor. Enteresan. Ama galiba akademiyi burada çok benim gözlemlediğim kadarıyla fazla böyle bir tiyatro tarihi yani klasik klişeleşmiş tarihin dışında yani okutulan tedrisat bizim işte programlarda olan fazla bir şey yok. Özellikle ben Türkiye tiyatrosunu düşünüyorum yani çünkü senin de sunumundan gördüğümüz kadarıyla dışarıda bayağı bir yine bir tartışmalar şunlar bunlar bir arayışlar var ama bizde yanılıyor muyum öyle bir hareket yok yani öyle bir kan yok gibi geliyor. Bu da akademiye çok önemli bir rol düşüyor yani öğrencilerde merak uyandırmak değişik bakış açılarını depreştirerek diyeceğim yani değişik bakış açılarından bir tiyatro tarihi yazımı ya da bizim kendi tiyatro tarihimize bakış açımızı geliştirmek çok çok önemli. Diliyorum biraz da bu bakımdan bir takım dersler olabilir. Evet. Seminerler olur yani ileride ders olması şart evet. değil. Bizi de çok, besleyecek. Çok önemli. Bir de şunun altını çizeyim yanlış anlaşılma olmasın. Tiyatro tarihinin tarihine dair çok az şey var elimizde. Yok denecek kadar az. Ama tabii ki sizin söylediğiniz gibi mevcut tarihe Osmanlı, Türkiye tiyatrosu, geleneksel halk tiyatrosuna farklı bakış açılarıyla bakan çok değerli çalışmalarımız var. Hani o tarihi farklı sorunsallarla, sorun odaklı giden birçok çalışma var tabii. Burada tek tek zikredemeyelim, zikredemeyeceğim dışarıda bırakırım olmaz. Çok var ama benim tezler de var. Ama ne kadar ses getiriyor. Fakat tiyatro tarih yazıcılığının eleştirilmesine dair sanırım çok fazla yok. Yani sanırım değil çok fazla yok. Yani aslında şey diyebilir birisi tabii ki. Bir üst bakışla yeniden uyduruyorum erken cumhuriyete bakmak tiyatro tarih yazımına da bir eleştiri getirir. Okey tabii ki ama bizim biraz buradaki yaklaşım şey yazılan tarihin eleştirilmesi. Yazılan tarihin nerede durduğu. Yani Metin Ant yazıyor da hani tamam ya da Sevengil'in şeyin Sevengil'e yaptığı, Nait Sırrı'nın Sevengil'e yaptığını çok daha bilimsel ve metodolojik bir taraftan yapmaya çalışmak gibi bir şeyden bahsedebiliyoruz. Ama bizde çok haklısınız bizde geçtim onu yani demin de söylediğim gibi Türk tiyatrosunu çalışılabilir. Yani Türk diyorum Türkiye tiyatrosu okey. Yani Türkiye tiyatrosunu genel olarak hani Osmanlı Türkiye tiyatrosunu çalışılabilir bir alan olarak görmemeyle ilgili bir bilinç dışında bir şey var herhalde. Yani genel olarak düşüncem bu. Yok doğru yani çünkü katılıyorum ben, kesinlikle. Çünkü şöyle bir şey denedim ben. Küçük bir sosyal deney yaptım. Onu da söyleyeyim çok da uzatmayayım. Küçük bir sosyal deney yaptım. Bir yerde oyuncu adaylarından oluşan bir yerde şey dedim. Muhsin Ertuğrul'un fotoğrafını göstersem tanır mısınız dedim. Yok dediler. Bunu çok gayet rahat bir biçimde söylediler. Yani bu arada şey Muhsin Ertuğrul olmaz. İşte ne bileyim Behzat Butak olur. Ben Muhsin Ertuğrul'da putlaştırdığım için söylemedim ama hani herkesin bildiği bir isim için evet, olduğu için evet. söyledim açıkçası. Fakat herkesin bildiği bir isim değilmiş. Yani bilse bile görse tanımayacak. Hani bilmek görmek o da ayrı bir tartışma olabilir uzatmayayım ama. Ama bu bence biraz garip gelmişti bana açıkçası. Çok garip hem de. Çok teşekkürler.
Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Dinlediğiniz için katılanlara çok teşekkür ederim. Yani sanırım sorumuz da yok. Var gibi. Var mı hocam? Buyurun. Ben bir şey soracaktım da. Nilgün hocam, sunumunuz için çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir sunumdu. Sağ olun. Eksik olmayın. Ben bir katkıda bulunmak istedim. Ben de sizin de yorumunuzu almak istedim aslında. Son sizin de Muhsin Ertuğrul'un fotoğrafıyla ilgili anekdotunuzdan sonra aklıma geldi aslında böyle bir soru. Ben sahne tasarımı üzerinde çalışmalar yapan bir akademisyenim. Yüksek lisans tezimde Türk tiyatrosu üzerine daha çok araştırma yapmıştım. O zaman da ben görsel kaynak bulmakta zorlanmıştım. Yani sahne tasarımı üzerine bir araştırma yaptığım için daha çok fotoğraflara ulaşmak durumunda kalıyordum. Ve özellikle 1950'ler, 1960'lardaki oyunlara bakarken fotoğraflarda daha çok oyuncu odaklı fotoğraflar oluyor. Ve dekor, kostüm, aksesuara dair pek doneye erişemiyorduk. Hı. Bu artık günümüzde biraz daha kolaylaştı. Özellikle devlet tiyatrolarının görsel olarak kayıt altına alınması, oyunlardan parçaların görsel olarak fotoğraflanması daha detaylı ama özel tiyatrolarda biraz daha az. Onun için de görsel olarak kayıt altına alınması açısından benim de şu anda yürütücülüğünü yaptığım bir sahneye dönüşüm projesi var. Daha çok sürdürülebilir ve ekolojik tiyatro üzerine bir araştırmalar yapıyor ama bu projenin adımlarından birisi de miras. O miras aşamasında güncel olarak tiyatro oyunlarındaki dekor, kostüm, aksesuar parçalarının detaylı olarak fotoğraflanarak arşivlenmesi, görsel olarak kayıt altına alınması, bu şekilde tiyatro tarihine görsel olarak katkı sağlanması ve ileride kurulabilecek bir dijital tiyatro müzesine de bu şekilde bir katkı sağlanmasını umuyoruz. Onun çalışmalarını yürütüyoruz. Yani. Ben doktora tezimi de yaparken mesela dünya tiyatro tarihine dair bir araştırmaydı. Kapsamı öyleydi. Onda mesela görsel kaynak, fotoğraf veya video bulma konusunda çok sorun yaşamadım açıkçası. Özellikle pandemi döneminde bu görsellerin internete açılması daha kolaylaştı. Daha çok müze, daha çok arşiv, görsel kaynaklarını internete açtı. Ama Türkiye'de hala böyle bir kısıt görüyorum yani. Onun daha çok yani fotoğraflanma imkanı fazlaysa bir de hala bu oyunlardaki parçaların, özellikle görsel parçaların fotoğraflanması, kayıt altına alması detaylı olarak biraz daha az gibi. Bu konuda da yani görsel olarak tiyatro tarihinin kayıt altına alınması açısından sizin de fikrinizi almak istedim. Bu söyledikleriniz çok yani doğrudan bakmıyoruz tabii ki. Ben kişisel olarak hani dekor ama dediğiniz çok ilgi çekici şu açıdan. Mesela geçenlerde bir eleştiri yani Molière üzerine bir çalışma yapılıyordu. Orada da bir Molière eleştirisi. Buna böyle cevap vereyim. Bir Molière eleştirisi var Ulunay'ın ve inanılmaz derecede Galip Arcan'ın sahnelediği Cimri'yi eleştiriyor, sahne tasarımını eleştiriyor. Şimdi tasarımı ciddi bir biçimde eleştiriyor, tasarımı Arcan savunuyor ısrarla. Fakat tasarımı gözümüzün önüne getirmemiz dediğiniz gibi çok zor. Ve fakat şansı ama bu konuda şanslıydık. Şehir tiyatrolarında şansa o korku yani Ulunay'ın tabiriyle korkunç dekorun fotoğrafını buldum bir şekilde. Ama demek istediğinizi anlıyorum. O fotoğraf tabii ki eleştirilerden de çizilebilir. Biz bence biraz burada da geliştirmeliyiz kendimizi. Bu nasıl olacak bilmiyorum ama yani yazılan eleştirilerden, hatıralardan vesairelerden, hatta Herman'ın bir şeydi bu önerisi mesela tiyatro birimini kurgularken yeniden o şeyi canlandırmaya çalışmak belki. Yani bu şimdiki teknolojiyle zaten yapılabilir, kolay yapılabilir. Bence o görselliği, kayıp görselliği, sessizliği, tarihteki o boşluğu sanırım biraz eleştiri, yazılı kaynaklar bize doldurmak için bir fırsat sunabilir diye düşünüyorum. Bence bu da çok güzel bir çalışma olabilir aynı zamanda. Yani yazılı kaynaktan o sahnenin fiziksel plastik şeyine varmak, varmaya çalışmak. Yani Hamlet'i Rumeli Hisarı'nda, Rumeli Hisarı'nda nasıl oynamış? Nasıl bir şey yapmışlar? Yazılılardan çıkarmaya çalışmak. Bence
Görsel evet çok eksik, tamam, ya da dağınık, herkesin terekesinde şurada burada. Ama en nihayetinde biraz zor olana gitmek, o daha kışkırtıcı geliyor mesela bana. Biraz yeteneğim olsa o işe girebilirim ama şimdiki teknolojiyle sanırım canlandırılabilir o yazılı belgelerden kritik prodüksiyonlar. Her şeyi yapmak değil de kritik olanlar. Hiçbir şey olmayan ama çok kritik. Tiyatro tarihi bağlamında bir prodüksiyonun çizimlerle falanlarla yeniden bir şeyini yapmak. Böyle bir şey aklıma geldi. Sesi düşündüm bu arada. Hiç uzmanı değilim bu konunun tabii ki. Yani. Ama enteresan, doğru. Sağ olun, teşekkür teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Başka soru var mıdır acaba? Bir kez soralım. Bilgin Hocam, öncelikle size çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Çok sağ olun. Ben de çok keyif aldım. Biraz dediğim gibi sabah bir şeydeydik. Bizim burada Edebiyat Fakültesi'nde mezuniyet töreni vardı. Yoğun bir gündü. Hayırlı uğurlu olsun, mezun oldular. Ama biz de biraz yorulduk. Kusura bakmayın, biraz böyle şey yaptıysam, sürçülisan ettiysem. Kendinize iyi bakın. Davetiniz için ben teşekkür ederim. Umarım önümüzdeki günlerde hep birlikte yeniden görüşürüz. Sağ olun Esen Hocam. Katılan evet, bu konu üzerine gidelim Nilgün Fildinoğlu. Tamam. Yani önümüzdeki mevsim muhakkak biraz deşelim, çok iyi olur. Yani tamam. Büyük de bir boşluğu doldurmak değil de en azından yol açmış oluruz. Evet, hep birlikte, tamam. Tabii çok iyi olur. Ben de sizlerden şey yapmak isterim. Ne derler ya faydalanmak. Evet, sizin deneyimlerinizden yani benim fikir açıcı bağlamda. Çok sağ olun. Evet. O zaman herkese iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Bu konuşmamızda da sezonun son tiyatromuza tarih konuşmalarını yapmış olduk. Yani önümüzdeki sezonda yeni konu başlıklarımızla yeni etkinlik programımız olacak. Herkese katılımdan dolayı teşekkür ederiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar.